Leopold'un hikayesini duydunuz mu? Duymadınız. Kitaplardan korkan bir çocuğun hikayesi bu. Bir çocuk kitaplardan nasıl korkar? O korkuyu o çocuğun içine nasıl yerleştirebiliriz? Ne yaşayabilir de o korkuya sahip olabilir? Önce bunu düşünelim, ondan sonra başlayalım kitabı okumaya. Sözüm Tamaro'nun Kitaplardan Korkan Çocuk kitabı. Çeviren Eren Cendey, resimleyen de Mustafa Delioğlu bu kitabı. Kitapta hikaye başladığında ailesinin çocuğa karşı olan tutumundan zaten az çok neden kitaplardan korktuğunu anlayabiliyorsunuz. Hikayenin içinde bunu bize veriyor. Yetişkinlerin onu anlayamaması, doktora gittiğinde bile doktorun teşhisi koyup çok sert tedavi yöntemi uygulamayı tavsiye etmesi, çocuğun anlaşılamaması ve anlaşılamadıkça işin içinden çıkılmaz bir hal alması Leopoldo'yu bayağı bunaltıyor. Çok kısa bir kitap. Bu kısalıkla beraber bize birçok şey anlatabilen bir kitap. Sayfaları okurken resimlere dikkatlice bakmayı lütfen atlamayın. Resimler gerçekten çok önemli. Bu tür kitaplarda, çocuk kitaplarında bu resimlerin dikkatlice incelenmesi lazım. Babanın tutumu, annenin yaklaşımı, kedinin korkunun sebebi, doktorun ona karşı yaklaşımı, bunlar çocuğun o kitap korkusu yolculuğunda, o süreçte ne kadar etkili olduğunu kitapta çok net bir şekilde görebileceksiniz zaten. Tabii bir şans var karşısına çıkan. Bir gün evden kaçmaya karar veriyor. Evden kaçtığında da son durağı bir park oluyor. Çocuklar olur, eğleniriz, oyun oynarız diye. Oturduğu banka kör olan bir dede geliyor yanına. Tek başına otururken o dedeyle maceramız şekillenmeye başlıyor. Dede kendi hikayesini anlatıyor. Yolculuğunu anlatıyor ve bugün yine bu hayatı yaşamış olsam kesinlikle pişman olmam, tekrar aynı yaptıklarımı yaparım diye bir ifadesi var. Sadece diyor tek bir pişmanlığım var, okuduğum bir kitabı yarım bırakmıştım. Başıma gelen o hadise, gözlerimin kör olmasından biraz önceye kadar okuduğum kitabın yarım kalması beni çok üzdü. Leopoldo hemen etkileniyor bu hikayeden ama içindeki kitap korkusundan dolayı o kitabı alıp size okuyayım gibi bir teklifte bulunamıyor. Biraz sakinleştikten sonra cesaretini toplayıp teklif ediyor kitabı alıp okumayı. Gidiyorlar bir kütüphaneye, alıyorlar. İşte maceranın son kısmı artık. Orayı da ben size saklayayım. Okuduğunuzda anlayacaksınız zaten sonucu. Bize ne anlatıyor bu kitap? Çocuk kitaptan niye korkar? Daha 8 yaşındaki bir çocuk aslında Leopoldo. Çocuklara kitapları nasıl sevdiririz? Aslında onun yolunu gösteriyor bence. Benim düşüncem bu. Her çocuk özeldir. O yüzden her çocuğa yaklaşım tarzımıza dikkat etmemiz, çocuğa özel bir şekilde yaklaşım tarzı benimsememiz şart. O yüzden çocuk yetiştirmek, genç yetiştirmek çok zor. Yani öğretmenlerin işi bu yüzden belki de kutsal. Bütün meslekler bizce kutsal. Sadece öğretmenlik değil. İnsan işini iyi yaptığında mesleğini kutsal bir hale getirmiş oluyor aslında. Bunu da düşünmemiz lazım. Çocuk kitapları bizim en büyük değerlerimizden. Muhakkak okumamız lazım. Bu Susan Tamaro'nun kaleme aldığı Kitaplardan Korkan Çocuk da onlardan bir tanesi. Kesinlikle edinip okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.